İşte benim mutfağım. Çok güzel. Oy. Şuraya bak. Modern ve minimalist. Çok iyi ya. Gerçekten şahane. Ay Allah'a teşekkür ederim. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet Gülbenciğim. Aa, bu niye kararıyor ya? O kadar da limon sıktım ben buna. Niye kararıyor hala? Aman. Bu da cıvık oldu. Niye böyle oldu ki bu? Onu mu az geldi acaba ya? Onu koyayım ben buna. Böyle olmayacak mı? Ha, yeter mi acaba bu? Gülbiş dur, biraz daha koy. Hiçbir şey olmaz. Aha. Bak, işte şimdi kendini toplamaya başladı. Hadi bakalım. Bu sefer kıvamını tutturacağım. O çok güzel oluyor. Allah! Hey yavrum hey! Hadi bakalım sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Bu sefer kıvamını tutturacağım. Of, bu niye böyle oldu ya? Bileklerim acıdı ya. Ne yapacağım ki ben şimdi? Hah! Buldum. Allah! Eyvah! Ne yapacağım? Allah kahretmesin ya! Su içinde kaldım. Böyle olur mu olur? Allah'ım ya! Eyvah! Eyvah! Hayır dur! Dur! Elim yandı ya! Söyle bir tanem. Esat, Esat ben yapamadım. Mahvettim her şeyi. Mahvettim. Battı her yer, her yer battı. Dur, dur Gülben ne oldu? Sakin ol, söyle bir daha. Hayır, hiçbir şey beceremedim ya. İsraf oldu hepsi. Rezil olacağım. İptal ederim, iptal ederim. Gelmesinler. Yapamayacağım ben. Ya hayatım, hayatım bir sakin olur musun? Tamam. Çağır ablanı gerekirse yardım etsin sana. Hayır ya, onu çağıramam. Misafir o, çağrılır mı? Ben zaten insan. O kadar da heveslenmiştim. Göreceklerdi. Görecekler zaten Gülben. Göremeyecek. Tamam. Tamam. Sen bir sakin ol. Ben geliyorum şimdi. Merak etme. Hayır gelme. Gelme istemiyorum. Ben rezil ettim. Ben beceremedim. Benim suçum bu. Gülben. Ya biz birlikte her şeyin üstesinden geliriz dememiş miydik? Hem bu Bilen ailesinin daveti. Yani benim de bir katkım olsun değil mi? Tamam sen şimdi hiç merak etme. Çok güzel olacak her şey. Öyle bir ziyafet çekeceğiz ki onlara. Böylesini görmedik diyecekler. Diyemeyecekler. Bir çorba bile yapamadım ben. Gülben, sen kocana güvenir misin birazcık? İyi, iyi tamam. Gel o zaman tamam. Ama çabuk gel tamam mı? Hadi. Tamam. Sürpriz. Bana güven demiştim sana değil mi? Bak sana Türkiye'nin en iyi şefini getirdim. Nereye getirdin? Sana işte Gülben. Yardıma. Arda benim okuldan arkadaşım da sağ olsun kırmadı beni. Merhaba Arda ben. Merhaba. Ben biraz heyecanlandım da şey yapamadım ya. Duydum ki biraz stres yapmışsın ama kalabalık sofra kurmak kolay iş değil. O zaman biz de bir dost eli uzatalım dedik. Hop, soluğu burada aldık. Soluğu burada aldınız. Dost eli mi diyecek yemeklerimize Esat bizim? Evet. Ama eldivenle. Arda çok temizdir, hiç merak etme yani. Hijyene çok önem verir. Ya hatta biraz obsesif olduğumda söylenir yani bizim oralarda. Ya. Şey ama mutfak çok pis durumda. Çok kötü yani. Huylanmaz mısınız? Ya Gülben temizleriz. İşimiz ne bizim? Temizleriz diyor. Müzik
Gülben, mercimek çorbası mı bu? Yani işte evet, becerebilseydim öyle olacaktı. Ya davet sofrası için biraz sıradan değil mi? Şey ama ben başka çorba bilmiyorum ki ben. Bir şey söyleyeceğim. Bal kabağı çorbası ne dersiniz? Şey tatlı değil mi o? Tatlı olmuyor mu ama? Yok tamam bak, o iş bende. Esat kardeşim, buralarda güzel bir manav var mı bildiğin? Var var. Ne gerekiyorsa söyleyin bana siz, ben gider alırım. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bir kış salatası yapalım. Hı. Tamam. Bir mücver yapalım. Of. Pilav zaten cepte, bir de kestane. Kestane mi? Kestane tabii ya. Kestaneyle yapacağız pilavı. Öbür türlü biraz fazla sade, biraz düz olur. Bir de et yaptık mı var ya, nefisiz ha. Ay şey, et mi? Et, benim ablam yalnız et yemez. He, tamam korkma. Zaten bir sürü de sebze var. Herkesin karnını doyacak. Süper olacak her şey. Ya! Çık o zaman. Dur, ellerimizi yıkadık. Şimdi kirletmeyelim. Ya. Şey, pardon. Bir de et için döküm tava lazım böyle mühürlemek için. O nedir? Döküm tava ya, eti mühürlemek için. Hani böyle suyu kaçmasın diye. Mühürlemek diyor. Naci gibi konuşuyor ya arada. Edebi edebi böyle mühürlemek. Abi şey yapalım mı ya, ben markete gideyim. Sizi oradan arayayım, bana söyleyin yani ne gerekiyorsa alayım geleyim. Yoksa kesin unutacağım yani. Olur mu? Şey. Ha. Ha. Ha, markete gideyim diyorsun. Ben gideyim geleyim işte. Ha, öyle yapalım yani diyorsun mu? Evet, tamam. Ha. Aynen, gittim ben. Şey... Market. Gülben ya, şöyle güzel bir klasik müzik var mı? Bir çal da keyfimiz yerine gelsin bir mutfakta, ha? Klasik diyorsun. Ha. Ben bir bakayım o zaman, bizde klasik kalmış mı? Bir şey soracağım. O havuçlar 4 defa yıkandı mı? 4 mü? En az 6 kere yıkandı bunlar Gülben. Titizim demiştim ben sana. Hiç bakma bana öyle. Ha evet şey. Titizmişsiniz biraz hakikaten. Şey peki benim pilavlarım şu an tane tane oldu değil mi benim? Tamam yeter artık. Onlarla daha fazla oynamayı bırak. Kim? Pirinç arkadaşlar bize kırılmasın değil mi? Bir de bir püf noktası vereyim sana pilavla ilgili Gülben. P-
Pilav yaparken önce birazcık sıcak suda bırak, nişastasını salsın. Arkasından kavururken içerisine bir tutam tuz at, bir de limon, o şekilde çok iyi pişer. Ama esas püf noktası ne biliyor musun? Zeytinyağı ve sade yağ. Pilav yaparken mutlaka sade yağ kullan. Sade yağ çok büyük lezzet verir. Sade yağ bu işin püf noktası. Çok önemli. Bundan sonra yapacağım pilavlar da aklında olsun. Tamam. Sade yağ diyor. Ne demek istedi ki şimdi? Gösterişsiz anlamındaki mi? Gösterişsiz mi?